gelecek bizi de çok heyecanlandırıyor. Önümüzdeki süreçte baktığımızda kendi içindeki hissiyle dışına yansıtmak istediği hisler aslında çok daha uzun vadeye yayılıyor. Bu ne demek aslında? Gelecek deyince hep daha gençlerden bahsediyoruz gibi. Fakat önümüzdeki süreçte 60-65 yaşlarında olan insanların sayı olarak da çok daha yoğun bir grup oluşturacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda buradaki talebin de çok daha arttığını zaten gözlemliyoruz. Yapay zeka iş hayatımıza yavaş yavaş girmeye başladı fakat en odakta ne olacak diye bakacak olursak aslında kişiselleştirilmiş tedaviler. Hem ilaç sektöründe bu kişiselleştirmeyi daha fazla göreceğiz. Hem de medikal estetik alanında kişisel tedaviler çok daha öne çıkacak. Şu anki süreçte kişiselleştirme doktorlarımız tarafından çok güzel bir şekilde yapılıyor. Fakat neden yapay zeka bu sürece dahil olmasın? Neden o karşısındaki hastanın geçmişindeki o süreçler, aldığı tedaviler, sosyolojik olarak olduğu yer ve onun talepleri bu masanın üzerinde konuşulmasın? Dolayısıyla aslında bizi en heyecanlandıran yer bu kişiselleştirilmiş tedavilerin çok daha hayatımızda olacak olması.